Evet arkadaşlar, dersimize başlayalım. Din felsefesinden tanıtım dersi olmasa sebebiyle konulara baştan sona sistematik bir şekilde gitmeyeceğiz ama kısım kısım belirli konuları anlatacağız bölümde arkadaşlar. Bu felsefi akımların Tanrı varlığı hakkındaki tasavvurlarından bahsedeceğiz. İnşallah bir aksilik olmazsa işte teizm, deizm, agnostisizm, panteizm, panenteizm, ateizm gibi felsefi akımların Tanrı tasavvurlarından bahsedeceğiz. Bunun dersin sonunda da bununla alakalı dört tane sizler için hazırlamış olduğum soru var. O soruları çözeceğiz. Dersi devam ettireceğiz arkadaşlar inşallah. Evet, başlayalım. Tanrı tasavvurları arkadaşlar. Tanrı tasavvurlarında biliyorsunuz üç kısma ayırıyoruz biz bunu. Tanrı'nın varlığını kabul eden felsefi akımlar var. Tanrı'nın varlığını reddeden felsefi akım var. Ayrıca Tanrı var mıdır yok mudur bunun bilinemeyeceğini savunan agnostisizm var. Agnostisizmin diğer ismi zaten bilinemezcilik. Bu agnos kelimesi Yunanca'da bilinemezlik anlamına geliyor. Bunun kökeni de zaten o biliyorsunuz birçok bu felsefi akımın kökeni hep Yunanca isimlendiriyor. Yunanca kavramlardan Türkçeleştirilmiş ya da Latinize edilmiş bir şekilde bizlere sunuluyor arkadaşlar. Evet, Tanrı'nın varlığını kabul edenlerden teizmle başlayalım arkadaşlar. Teizm hepimizin de bildiği gibi, yani bu hepimizin günlük hayat içerisinde bulunduğumuz bir şey. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Tanrı'nın varlığını kabul edenlerden teizm, bu hepimizin bugün mevcut inancı teizm zaten. Bakalım daha detaylı bir şekilde teizm neymiş onu öğrenelim arkadaşlar. Varlığın ve evrenin sebebi, kaynağı ve yaratıcısı olarak kabul etmektedir. Yani bizler, yani Müslümanlar olarak zaten teist insanlarız. Biz bütün varlığın, sebebin, her şeyin yaratıcısı olarak Tanrı'yı kabul ediyoruz. Varlığı biz Tanrı ile açıklıyoruz. Ayrıca her şeyi yaratan, mükemmel özelliklere sahip bir Tanrı inancını benimseme bu akıma biz teizm. Bu kişilere de, buna inanan kişilere de teist diyoruz. Teizmin en önemli iddiası arkadaşlar, Tanrı'nın var olduğu, her şeyi yarattığı, fiziksel alemin ötesinde yani aşkın olduğu, alemin üstünde aşkın olduğu ve mutlak bir varlık olduğu iddiasıdır. Bu teizmin en önemli iddiasıdır arkadaşlar. Teizmin daha başka önemli bir iddiası ise Tanrı'nın soyut düşünce veya kavramla değil, aksine kişileştirilmiş zatı olan şuurlu bir varlıktır. Yani bizler evet Allah'ı göremiyoruz. Bu anlamda Allah soyuttur. Ama yani bizler biliyoruz ki bu Allah var yani. Cismani olarak, zat olarak diyelim. Bu Allah var. Bizler bunun farkındayız. Burada da ondan bahsetmekte arkadaşlar. Teizmin benimsediği Tanrı-alem ilişkisinde Tanrı her zaman, her şartta evrene ve her canlıya müdahale etme kudretine sahiptir. Yani müdahale, her canlıya müdahale eder her an anlamında değil ama tabii bir insanın bedenindeki o hücrelerin oluşumu vesairesi de burada tabii Allah-u Teala'nın bir müdahalesi söz konusu. Davranışsal anlamda tabii müdahale her an söz konusu değil ama Allah-u Teala istediği her an bu müdahale hakkına sahiptir arkadaşlar. Devam edelim. Evet, teizmi kısaca bu şekilde işledik arkadaşlar. Yani teizm bizlerin bildiği klasik İslam inancıdır arkadaşlar. Deizme geçelim. Deizm ise Tanrı'nın varlığını ve alemin yaratıcısı olduğunu kabul eder fakat evrene müdahale etmediğini ve bundan dolayı da peygamberliğe ve vahye ihtiyaç olmadığını savunan felsefi bir akımdır. Bu deistler bunu savunurken şöyle diyorlar. Tanrı evreni o kadar mükemmel bir şekilde yaratmıştır ki Tanrı'nın evrene müdahale etmesine gerek yoktur. Yani Tanrı daha sonradan peygamber göndererek, vahiy göndererek evrene herhangi bir müdahalede bulunmaz. Evrenle herhangi bir şekilde aktif bir ilişkisi yoktur Tanrı'nın, yani Allah'ın. Bu şekilde bir savunuya giriyorlar. Yani Tanrı o kadar güzel bir şekilde evreni yaratmış ki artık bu evrende
İnsanlara bir rehbere gerek yok ya da herhangi bir vahye gerek olmadan insanlar kendi yaşamını devam ettirmeli. Doğa dengesini bir şekilde dizayn edip devam etmelidir. Yani aktif bir tanrıda bahsedilmemekte. Tanrının bir görevi varmış. O görevi de bu evreni yaratmak, canlıları yaratmakmış. Bu görevini yaptıktan sonra tanrı artık evrenle ilişkisini bitirmiş. Herhangi bir şekilde ahiret inancı vesairesi de söz konusu değil. Evet, yani deizme göre tanrı vardır. Peygamber ve vahiy söz konusu değildir arkadaşlar. Deizmin teizmden farkı tanrının her daim alem ile bir ilişki içerisinde olduğunu veya sürekli bir şeyleri yarattığını kabul etmemesidir. Evet, deizm kavramını ilk olarak Calvin Speer ve Wright tarafından kullanılmıştır arkadaşlar. Bu kişi kullanıyor. Deizm sistemli bir felsefi düşünce olarak 17. yüzyılda Avrupa'da ve özellikle de İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Biliyorsunuz İngiltere'de ortaya çıkmasının sebebi de şu olsa gerek. İngiltere'de kilisenin ağır bir otoritesi söz konusu. Bundan dolayı da bu ağır otoriteden dolayı yani Hristiyanların orta çağ Hristiyanlığı ne kadar ağır, ne kadar böyle dogmalarla yönetilen, aşırı insanlara baskı uygulayan, adeta insanların üzerinde bir zulüm gibi çöken bir algı olduğu için burada fikirsel anlamda buna tepkinin meydana gelmesi de doğal arkadaşlar. Bu yüzden İngiltere'de ortaya çıkması da yani Avrupa'ya göre İngiltere'de daha fazla ortaya çıkması ve daha fazla taraftar toplaması da gayet doğal bir durum. Deizmin ortaya çıkış nedenlerini ise biz şu şekilde kısaca ifade edebiliriz arkadaşlar. Dinsel inançların akılcı eleştiriye tabi tutularak yenilenme çabası, yani reforma gidilmesi biliyorsunuz o dönemlerde 17. 18. yüzyıllarda. Daha sonra akli ve kültürel bir hareket olan Rönesans'ın ortaya çıkması, pozitif bilimlerin hızla ortaya çıkması, asli günah ve İsa'nın tanrısallığı gibi akide ile ilgili meseleler. Bunlar da insanlar soruluyor. Niçin ben sorumluyum diyor. Neden bu asli günah var diyor. Ya da bir insan niçin Tanrı olur diyor. Hani bu gibi tartışmalar Hristiyan camiası içerisinde de oldukça fazla olduğundan dolayı insanlar bunları zaman zaman sorgulamışlardır arkadaşlar. Sonra akıl ve vahiy çatışması Hristiyan toplumunda o dönemde çok fazlaydı arkadaşlar. Ve ayrıca Avrupa'daki mezhep savaşları çok ciddi bir tepki toplamıştı. Hatta Avrupa'daki mezhep savaşlarından dolayı 1 milyon insanın öldüğü söylenir o dönem Avrupa'sında. O dönem Avrupa'sında o kadar çok insanın ölmüş olması gerçekten insanların dine karşı bir tavır alabileceğinin bir göstergesi oluyor. Bundan dolayı da bu mezhep savaşları gibi, aklın ötelenmesi gibi bu yenilik hareketleri deizmin ortaya çıkışını tetiklemiştir arkadaşlar. Deizmin önemli temsilcileri, filozofları, orada önemli filozoflar yazmışım ama bunlar hem filozoftur hem de aynı zamanda temsilcileri diyebiliriz arkadaşlar. Daha doğrusu temsilci dememiz yeterli olurmuş ama ben bu şekilde yazmışım yani kusura bakmayın. Ebubekir Razi, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Hobbes bunlar deizmin önemli temsilcileridir arkadaşlar. Evet, panteizm biliyorsunuz pan bütün her şey anlamına geliyor. Theos ise yani teizmin kökeni yine Yunanca. Theos ise tanrı anlamına geliyor. Panteizm ise her şey tanrı ifadesiyle dile getirilmiş, bütünleştirilmiş, açıklanmış, ifade edilmiş arkadaşlar. Türkçe'de biz bu panteizme tüm tanrıcılık, evren tanrıcılık ve kamu tanrıcılık olarak ifade ediyoruz bu panteizmi. Arapça'da ise vücudiye şeklinde ifade ediliyor bu durum. Kavram olarak ilk defa Tollens tarafından kullanılıyor. Felsefi görüş olarak ise ilk çağ filozoflarında olan Xenop Hans tarafından savunulan bir görüştür bu. En önemli temsilcisi ise Spinoza'dır arkadaşlar. Panteizm kelime olarak her şeyin Tanrı ile ilgili olması, ondan meydana gelmesi anlamında kullanılıyor. Felsefi olarak ise Tanrı ve aleme özdeş kılıyor bu durum. Yani Tanrı ve alem özdeştir. Böyle bir ifade gidilmiştir.
Panteizme göre Tanrı tabiatta ve varlıklarda yani mevcudiyeti olan her şeydedir. Yani işte örnek veriyorum. Şunda Tanrı'yı görebiliyoruz. İnsanda Tanrı'yı görebiliyoruz. Arkadaki camda Tanrı'yı görebiliyoruz. Veya doğadaki herhangi bir yerde biz Tanrı'yı görebiliyoruz. Bu panteizmle alakalı bir inançtır arkadaşlar. Panteizmin savunduğu inançtır. Yani Tanrı, yani aşkınla içkin denilen bu şey, yani gökteki ve yerdeki olan her şey Tanrı'dır. Yani her şey Tanrı'dır, Tanrı her şeydir. Yani böyle bir ifadeleri söz konusu kısaca anlatacak olursak. Yani bizler evrende gördüğümüz her cisimde, her şeyde Tanrı'yı görmemiz söz konusudur. Bunlar hepsi Tanrı'nın kendisidir. Böyle bir savunuları var arkadaşlar. Panteizm, teizm ve deizm gibi yaratan, yaratılan ayrımını savunmaz. Aksine bu düşünceyi ortadan kaldıran, var olan her şeyin müstakil bir gerçekliğinin olmadığını, aslında her şeyin Tanrı'nın farklı şekillerdeki yansıması olduğunu ifade ediyor. Bu da cümle açıklama, yine de açıklamaya çalışalım arkadaşlar. Yani örnek veriyorum, şu kahvenin müstakil bir gerçeklik olmadığını, bunun Tanrı'nın bize bir yansıması olduğunu ifade ediyor. Burada panteizm. Panteizm dediğim gibi her şey Tanrı'dır, Tanrı her şeydir. Tanrı'yla evren özdeştir, Tanrı'yla evren ve evrenin içindeki her şey özdeştir. Bunların birbirinden ayrılması herhangi bir şekilde söz konusu değildir. Bunu ifade ediyor arkadaşlar. Evet, devam edelim. Panenteizm arkadaşlar. Panenteizm ise Alfred North tarafından ortaya konmuştur. Klasik teizme, yani normal bizlerin bildiği teizme muhalefet olarak ortaya çıkmıştır. Her şeyin Tanrı, bununla panenteizmle panteizm birbirine benziyor arkadaşlar. Bu benzerliği az sonra daha açık bir şekilde ifade etmeye çalışacağım. İnşallah bir sıkıntı olmadan anlaşabiliriz. Evet, her şeyin Tanrı'da olduğunu fakat onun alemin ötesinde ve alemden farklı gerçekliğinin olduğunu da ileri sürmektedir. Yani evren Tanrı'nın sonsuzluğundan ayrı bir varlıktır fakat Tanrı'nın dışında bir varlık değildir. Tanrı ve evreni içerir, Tanrı evreni içerir fakat onunla herhangi bir şekilde özdeş değildir arkadaşlar. Panteizm her şey Tanrı'dır derken panenteizm her şeyi Tanrı'dan feyazan etmiştir. Feyazanı normalde feyazan su taşkını anlamına, bir taşkınlık anlamına geliyor arkadaşlar. Feyazan bu anlama geliyor, bunu sudur etmiştir diyebiliriz. Yani oradan meydana gelmiştir. Yani her şey Tanrı'dan meydana gelmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle tekrar arkadaşlar, burada benzerliği yani aklınız karıştı mı? Yoksa bir bunu ayırt edebildiniz mi? Bir hemen bir dönüp yapın, ben ona göre daha detaylı açıklamaya çalışayım. Herhalde tepki yok, sıkıntı yok inşallah. Yani hemen tekrar daha detaylı açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Panenteizmde Tanrı ve evren ayrıdır. Evet, Tanrı evreni içine alır ama evrenle özdeş değildir. Yani birbirinden ayrı varlıklardır ama Tanrı evreni her şeyiyle kuşatmıştır. Birbiriyle özdeş olmaları söz konusu değildir arkadaşlar. Yani Tanrı soyut, mutlak ve değişmez gibi yönleriyle evrenin üstündedir. Yani değişen evrenin içinde olmasıyla somut muttur. Bu şekilde de yani içkindir anlamına ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi diğerine geçelim. Evet, ateizm çok kısa arkadaşlar, zaten biliyorsunuz. Tanrı'nın varlığını reddedenlerde ateizm var. Başka bir herhangi bir şekilde inanç, böyle bir ciddi bir felsefe akım söz konusu değil. Tanrı'nın varlığını reddederler. Bu kişilere ateist diyoruz biz. Bizlerin tamamen zıttı olan bir inanç. Bütün dinlere karşıdırlar. İnançsızlığı kabul ederek inançsız olmaya inanan bir gruptur bu ateist dediğimiz grup. Ateizmin Tanrı'nın olmadığına dair iki tane kendilerince önemli kanıdı var. Birisi kötülük problemi
arkadaşlar. Tanrı madem var, niçin yeryüzünde kötülük var? Bu Tanrı madem mutlak iyi, niçin yeryüzünde bunca kötülük söz konusu? Biliyorsunuz buna biz teodise problemi de diyoruz, din felsefesinde teodise problemi deniliyor. Yani Tanrı varsa niçin yeryüzünde? Yani Tanrı madem var ve Tanrı madem mutlak iyi, yeryüzündeki bunca kötülük, bunca zulüm neden var diyerek Tanrı'yı burada inkar etme yoluna gitmişlerdir. Gerçekten bu aslında zor bir konu. Yani bunu yaşayan insanların tarafından dinlemek ya da bunların açıklaması bu konuyu çok zor bir hale getirmekte. Ama bu ateistler tarafından kötülük problemi kullanılan bir argüman. Tabii yani bununla mücadele ettiğinde gerekli argümanları üretebiliyorsun ama bu yüzeysel noktada ya da psikolojide olan insanlar ya da zulüm görmüş insanlar tarafından bunun anlaşılması oldukça zor bir durum. Ahlaki gerekçeler var. İnsan Tanrı tarafından belirlenen bir özü, niteliği, amacı yoktur. İnsan bu özü kendisi belirlemiştir arkadaşlar. Yani Allah'ın, yani Tanrı'nın insana vermiş olduğu herhangi bir amaç, maksat yok. İnsan bu maksadı kendisi belirliyor tabii bu ateistlere göre. İnsanın ancak Tanrı olmazsa özgür olabilmesi söz konusu. Bu görüşü Sartre ve Nietzsche savunuyor arkadaşlar. Evet, devam edelim. Agnostisizm. Tanrı'nın var olup olmadığını bilmeyenler, bilinemez olduğunu savunanlardır bunlar. Agnostisizm, agnos zaten bilinemezcilik anlamına geliyor arkadaşlar. İlk olarak Huxley tarafından ortaya atılan bir kavramdır, düşüncedir diyelim kavramdan ziyade. İnsan aklının Allah'la ilgili bilgiye ulaşamayacağını, yetersiz bir akıl olduğunu, bu sebeple de Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu konusunda yargıda bulunmamak gerektiğini savunuyor agnostikler. Evet arkadaşlar, buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Sorulara geçeceğiz. Var mı arkadaşlar? Tekrar etmemi istediğiniz bir yer ya da daha açık bir şekilde ifade etmemi istediğiniz bir yer. Yani felsefe akımlarda Tanrı tasavvurları zaten kısa bir bölümdü. Tanrısın dersi olarak burayı işledik. Bununla alakalı şimdi sorulara geçeceğiz arkadaşlar. Tepki vermiyorsunuz. Herhalde geçebiliriz sorulara. Evet arkadaşlar, birinci sorumuz bu. Sizlerden de cevapları bekliyorum. Yazarsınız oraya, ona göre hemen cevaplayalım. Evet arkadaşlar, cevaplar nelerdir? Peki ben devam edeyim o zaman. Teizmden farklı olarak Tanrı'nın sürekli bir yaratma halinde olmadığını ve evrenle aktif bir ilişkisinin olmadığını savunan felsefi akım hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Biz deizmin, Tanrı'nın, yani deizm inancında Tanrı'nın evreni mükemmel bir şekilde yarattığını, daha sonradan herhangi bir vahye ya da peygambere gerek duymadığını ifade etmiştik. Bu da Allah'ı, yani Tanrı'yı pasif bir hale getiriyor. Bundan dolayı biz bu durumu, yani bu görüşü deizmin savunduğunu ifade etmiştik. Ne kadar yanlış da olsa böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Evet, diğer soruya geçiyoruz. Öncülerde verilen görüşler hangi felsefi akıma sahiptir? Bakalım hangi görüşler varmış? Tanrı evreni içerir fakat özdeş değildir. Her şey Tanrı'dan feyazan etmiştir, yani sudur etmiştir, meydana gelmiştir. Viteat tarafından ortaya konan bir görüştür. Evet arkadaşlar, bunun cevabı da aynen öyle arkadaşlar. Bunun cevabı D şıkkı, panenteizm. Burada yakalayabileceğiniz en önemli, belki hani isimler bazen zor oluyor, akla gelmeyebiliyor ama Tanrı evreni içerir fakat özdeş değildir. Her şey Tanrı'dan feyazan etmiştir, yani sudur etmiştir, meydana gelmiştir düşüncesi arkadaşlar. Bu da çok önemli.
Bunların ikisinden biz bu durumu yakalayabiliyoruz, yani panenteizm diyebiliyoruz. Ama burada Tanrı evreni içerir fakat özdeş değildir. Bu da bunun tersi neydi arkadaşlar? Tanrı ve evren özdeştir diyen de panteizmdir. Ama burada ondan bahsetmiyor. Yani cevabımız D şıkkı oluyor arkadaşlar. Hemen bekleyelim diğeri gelsin. Evet. Evet arkadaşlar, yukarıda yanlış yazmışım. Yukarıdaki verilen felsefi görüşler hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Evet, cevabımız hangisi arkadaşlar? Evet, B diyoruz. Bazı arkadaşlarımız B diyor. Evet, cevabımız B değil arkadaşlar. Yalnız sizlerin yanılmasına hak veriyorum. Tanrı'nın var olduğu, her şeyi yarattığı ve fiziksel alemin üstünde olduğu, yani metafizik bir alemde olduğu kabul edilir. Bu deizmle teizm noktasında birbirimize yakın şey, yani biz bunu bu şekilde algılıyoruz. Yani muhtemelen orada yanıldınız, şurada yanıldınız. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü evrendeki her şeyin Tanrı'nın bir yansıması olduğu, Tanrı ile evrenin özdeş olduğu bu panteizmin görüşüydü. Burası Tanrı'nın varlığının ya da yokluğunun bilinebilmesinin mümkün olmadığı savunulur. Bu da agnostisizmdi. Zaten bunu da biliyorsunuz. Burada şu ilk vermiş olduğum öncülde Tanrı'nın var olduğu, her şeyi yarattığı ve fiziksel alemin üstünde olduğu kabul edilir. Yani bu ibare, evet, deizm de Tanrı evreni yaratmıştır vesaire, hani bunları kabul ediyor ama bu şekilde, bu cümle olarak arkadaşlar teizme ait bir görüştür. Teizme ait bir cümledir. Yani bunu buradan yakalayabilirsiniz ama dediğim gibi bu şekilde verilirse bu teizmdir. Deizm için daha ayrı bir cümle kullanın. Çünkü deizmin ana düşüncesi nedir? Allah'ın evreni yaratmış olması ama evrenle aktif bir ilişki içerisinde olmaması. Böyle bir cümle olsaydı, yani deizmle alakalı bir cümle verecekse bunu verirdi. Bunu vermediği için Tanrı'nın var olduğu, her şeyi yarattığı, fiziksel alemin üstünde olduğu, aşkın bir varlık olduğunu bizler teizmden anlarız. Yani bu cümle geçtiyse biz bunu teizm olarak algılamalıyız. Ona göre hareket etmeliyiz. Deizm olsaydı dediğim gibi muhakkak şundan bahsederdi. Tanrı'nın evreni yarattığını ve evrene müdahale etmediğini savunan bir görüş olurdu. Evet. Şimdi arkadaşlar burada sizler için bugün bunu yaptım, bu tabloyu. Tanrı'nın varlığına dair oluşturulan tablolardan hangisi doğrudur? Burada görüşleri verdik. Şıklar şu şekilde arkadaşlar. A, B, C, D, E. Yani şu şekilde verildi. Buradan anlayabiliriz arkadaşlar şimdi. İşte Tanrı var mıdır, yok mudur, bilinemez midir? Bununla alakalı hemen cevaplarınızı alayım arkadaşlar. Evet, çok iyi arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Ne demiştik? Ateizm, Tanrı inancını kabul etmez. Allah'ı reddeder, Tanrı'yı reddeder, yok der. Deizm ise Tanrı'ya var der. Yani biliyorsunuz Tanrı vardır ama aktif değildir. Evreni yaratmıştır ve müdahale etmemektedir. Teizm, Tanrı vardır,
Bu da Tanrı'nın varlığını kabul etmekte. Evrenle de daima aktif bir ilişki içerisindedir. Agnostikler ise Tanrı'nın, Allah'ın varlığının bilinemeyeceğini ifade etmektedir arkadaşlar. Yani buna biz bilinemezcilik de diyoruz, agnostizme. Evet arkadaşlar, dersimiz bu kadar. Yarım saatte felsefi akımların Tanrı hakkındaki düşüncelerini, görüşlerini işledik. İnşallah faydalı olmuştur. Sorusu olan arkadaş varsa tekrar şey yapabilir arkadaşlar. Hocam şurayı tekrar edebilir misiniz, anlatabilir misiniz gibi bir ifade kullanabilir. Herhangi bir problem söz konusu değil arkadaşlar. Eğer böyle bir talebiniz yoksa dersi bitireceğim arkadaşlar. Ben size teşekkür ediyorum sabırla dinlediğiniz için. Rabbim hepinizden razı olsun. İşinizde, gücünüzde kolaylıklar nasip etsin. Sınavlarınızın da iyi geçmesini Rabbim nasip etsin arkadaşlar inşallah. O zaman hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.